Çekiyorum, hazır mısın? Evet. Vallahi benim de hiç dikkatimi çekmemişti şimdiye kadar. Hiç sorma. Koca denetlemedeki tek eksik duvardaki hemşire fotoğrafı çıkmış. Neyse, merak etme. Akşama kadar hazırlarım ben. Ha, bu arada sen ev işini ne yaptın? Bulamadım vallahi. Dün bakmadığım yer kalmadı. Bizim o taraflara da baksaydın. Baktım ama çok pahalı. Maaşım o kiraları ödemeye yetmez. Bir ev arkadaşı falan alsan yanına. Evi buldum da sanki. Ben babama söylerim, o da bakar. Tamam, teşekkürler. Hoşça kal. Güle güle. Komşu komşu. Ne getirdin? Çikolata falan. Kime kime? Sana bana. Ne alem çocuksun sen ya. Üstüme afiyet, erken doğmuşum biraz. Fırlama derler ya ondan. Bil bakalım bunlar kimin için? Aa, bana mı? Sana tabii Florence Lightingale'im. Teşekkür ederim Vedat. Ama çikolatayla, elma şekeriyle kandırılacak yaşımı geçtim, sana söyleyeyim. Haksızlık ediyorsunuz kendinize. Adeta körpecik bir fidan gibisiniz. Selam. Resim hazır. Nananam. Aa, çerçeve üretmişsin de. Sağ ol. Rica ederim. Bakabilir miyim? Aa, size çok benziyor. Şöyle yapın bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Üstüme iyilik sağlık, tıpkı siz. Fato, tebrik ediyorum seni kızım. Allah muvaffakiyetler versin. İzin verir misin? Tabii efendim, buyurun. Ay 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 ay. Nasıl, oldu mu? Olma mı ya, süper vallahi. Her gün önünde ibadet ederim artık. Fazla var mı bundan? Vedat. Tamam be. Kızma, şaka yaptım. Uyudun mu? Canım benim. Beni özledin mi? Biraz çişe gittim geldim. Affedersin. Bir daha sana haber vermeden bir yere gitmem. Özledin mi beni? Ne yapıyorsun terliksi? Efendim? Ha, ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun Tosun? Uyuyorum. İyi. Devam et, uyu. İyi geceler. Sana da. Hadi ben yatıyorum. Nereye gidiyorsun ya? Uykuda yürüyorum Cumbo'cum. Ha, iyi. Yürü yürü. Yürü. Uyu uyu. Baklava börek. Kademeye söyleyelim şu bordür taşlarını boyasınlar. Emredersiniz komutanım. Aa, Çiğdem Üsteğmen gelmiş komutanım. Neyse. İşimizi bitirelim de gidip bir hatırını sorarız. Buralar tamam. Bak şu bordürler hep lastik izi olmuş.
Nasıl kullanıyorlar bu şoförler arabaları anlamadım. Bak, şuradaki çöpleri de aldıralım. Emredersiniz komutanım. Allah Allah ya. Kim alacak ki resmi? Vallahi ben de anlayamadım. Sabah geldiğimde yerinde yoktu. Allah'tan lazım olur diye fazladan bir tane basmışım. Çok iyi etmişsin. Aa, merhaba. Merhaba Çiğdem Üsteğmen'im. Nasılsınız? İyiyim, sağ ol canım. Sen nasılsın? Sağ olun, iyiyim. Hoş geldiniz. Ben Alev, yeni hemşireniz. Aa, çok sevindim sonunda. Neyse, benim biraz işim var. Sonra görüşürüz. Fotoğraf için teşekkür ederim Fatu. Zahmet oldu. Sorun değil. Pardon. Merhaba Çiğdem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de Alev hemşireyle sizi tanıştırmak için gelmiştim. Evet, biz tanıştık. Nasıl geçti tatilin? İyiydi ama çabucak geçti. Yine de eve döndüğüm için memnunum. Ha, ev dedin de Alev hemşire kendine kiralık ev arıyordu. Bir türlü uygun bir yer bulamadı. Evet ya, bir an önce şu işi halletsem çok iyi olacak. Gerçi sağ olsun abim beni bırakıyor ama ta Anadolu yakasında oturuyorlar. Gidip gelmek çok zor oluyor. Her gece her gece git gel. Abim için de üzülüyorum. Benim evin yakınlarında boş bir daire var aslında. Senin için konuşabilirim. Çok sağ olun. Bu arada Çiğdem Üsteğmen'im, hazır sizi yakalamışken konuşmak istediğim birkaç mevzu vardı. Ne gibi mevzular? Sağlık taraması var. Yani sağlık taraması ile ilgili işte. Neyse, benim eczane deposunda biraz işim var, sonra konuşuruz. Tamam Alev. Çiğdem, daha nasılsın? Bildiğin gibi işte. Değişen bir şey yok. Demek abin de ha? Ne? Seni almaya gelen. Abin de demek. Seni yalancı. Bir de sevgilim diyorsun. Sevgilim tabii. Koskoca Üsteğmenlerin yanında sevgilim mi deseydim yani? Sonra hakkımda ne düşünürler? Nasıl yani? Sevgilim mi gerçekten şimdi? Evet. Hay şansıma be. Hem ne oluyor ki sana? Senin sevgilin yok mu? Nasıl? Yok öyle bir şey. Kim demiş? Bilemiyorum vallahi. En azından biri seni bayağı sahipleniyor. Suzi. Ahmet Başçavuş. Ahmet Başçavuş'um. Buyurun Alev Hanım. Albay'ın emrettiği gibi resmi çektirip revirin duvarına astım. Dün bir, bugün iki, bir resmi alıyor. Ne resmi? Şşş. Ha, anladım. Dün bir tane gitti. Sabah yenisini astım. Demin kaşla göz arası o da yok oldu. Siz merak etmeyin. Ben nerede bulacağımı çok iyi biliyorum. Galiba ben de biliyorum. Siz üzmeyin kendinizi Alev Hanım. Ben hallederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Gülme kartopu. Gülme seni de yakarım. Bak hala gülüyor. Bunun burada ne işi var ya? Beni emretmişsiniz komutanım. Emrettim ya Vedat'ım. Şöyle bir dolaplara bakayım dedim. Senin dolabında ne buldum biliyor musun Vedat? Ne bulduysanız yarısı sizin olsun komutanım. Soytarlık yapma Vedat. Gel buraya gel. Bu ne Vedat? Neymiş öyle bilemedim. Bu ne Vedat? Kolonya komutanım. Yapar. Kartopu bu ne? Alev hemşire komutanım. Sus diyor komutanım. Sus kartopu, senin de başın yanmasın diyor. Ne işi var Vedat bunun burada? Komutanım. Ne desem bilmiyorum. Yani aşık oldum. Ben değildim komutanım. Şimdi ben benim ama içimde başka bir ben. Al o resmi, al o resmi diye benim kafamın etrafında böyle binlerce şey dönüyor. Ben...
komutanım aldım, üzgünüm yani. Öbür resim nerede peki aşık çocuk? Hangi resim? Vedat. İki tane resim birden kaybolmuş. Çileden çıkarma beni! Çok uzağa gitmiş olamaz değil mi komutanım? Sıcak komutanım, sıcak. Çok sıcak. Soğuk, soğuk. Yandım komutanım. Abi birini aldın, öbürküne niye alıyorsun be ya? Dedim ya güzel kardeşim. İçimde başka bir ben var dedim ya. Bunu onun için, bu da benim için. Demek öyle Vedat'cığım. Peki. O zaman sana her gece iki nöbet yazıyoruz bundan sonra. Yapmayın komutanım. Hani siz daha iyi bilirsiniz tabii ama yani olur mu şimdi? Olur Vedat'cığım, olur. Biri senin için, biri de içindeki o sapık için. Ya teessüf ederim. Ya lütfen gülme arkadaşım ya, lütfen. Ya nasıl gülmeyeyim be ya? Sen dayak yemediğine dua et. Bak sinirlendirmeyin beni var ya, üçüncüyü de alırım görürsünüz ha. Kartal bu, kepimi getir. Emredersiniz komutanım. Ne bu halin? Yorgun savaşçı. Sorma abi. Yazılacak bir sürü evrak vardı, anca bitirdim. Sen bu gidişle yazar falan olursun ha. Bu gidişle benden bir halt olmaz vallahi. Niye öyle diyorsun abi? Oyunu falan iyi toparladın. Ne bileyim, belki bir gün asker dizisi falan yazarsın. Senarist Mehmet. Yakışır. Uğraşma benimle Ferit. Canım sıkkın zaten. Mehmet buraya mı durmuş ağam? Kendisine sorsana. Allah Allah. Kör değilik görürük herhalde. Mehmet, Nizamiye'ye kadar gelsene benimle. Ne halt yedin yine? Uşağım bir halt yemedim. Seni görmek isteyen biri var. Aa, bu saatte. Ya sahne. Hadi yürü Mehmet. Fırçalarım bak seni ha. Ay, bir daha Kara Şimşek'e son anam ağladı ya. Oy. Ne otelliksin? Yine ortalığı birbirine katmışsın. Hakkımdaki efsanelerin önüne geçemiyorum. Ne yapayım? Nedir bu Alev hemşirenin fotoğraf olayı? Canım en güzel sus hemşiresi koleksiyonu yapıyordum. Alev hemşire en güzel parçası olacaktı ama. Resmen duvardan çaldın yani. Utanmaz herif. Ya bakma öyle ağzından köpükler saçarak. Kudurmuş gibi ya. Yok canım öyle. Soruyorum sadece. Niye çaldın peki resmi? Zevk meselesi. Albay'ın resmini çalacak değildim ya. Hem sen niye posta koyuyorsun ki? Postacım. Hiç. Merak. Üzülme. Üçüncüyü sana çalarız.